Kübra Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi diş hekimi Kübra Mehmetoğlu'nu şöyle ekranların başındaki değerli izleyicilerimize çok kısa bir tanıtalım, sonra sohbetimize geçelim. Tabii ki. İsmim Kübra Mehmetoğlu. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2008 yılında mezun oldum. 10 senedir muayenehanecilik yapıyorum. Konya'nın çeşitli semtlerindeydim. Şu anda da Yazır bölgesindeyiz. Selçuklu Yazır bölgesinde hizmet vermekteyiz. Gayet güzel. Tesisimiz bir özel bir bölgede anladığım kadarıyla. Kaç metrekare bir alana kurulu şu anda içerisi? Şu an 130 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. 2 tane muayene kliniğimiz var. Evet. Aynı anda 2 konuğa müdahale edebiliyoruz burada. Aynen öyle. Peki. Şimdi başlıklar açalım. Neler yapıyoruz burada? Konservatif tedaviler yapabiliyoruz. Klasik dolgu, kanal tedavisi, temizlik gibi. Protetik işlemler yapıyoruz. İmplant tedavisi yapıyoruz. Ortodonti uyguluyoruz. Evet. Bunlar yaptığımız işlemler. Aynen öyle. Konuklarınız nasıl geliyor buraya? Randevu sistemiyle mi ve farklı bölgelerden gelen konuklarınız var mı? Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Direkt bizi arayıp randevu da alabiliyorlar. İnternet üzerinden randevu sistemimiz de var bizim. İstedikleri saati oradan da ayarlayabiliyorlar. Türkiye içinde hastalarımız Konya içinde, Konya çevresinde, Ege'den gelen, Güneydoğu'dan gelen hastalarımız bile oluyorlar. Aynen. Burada özellikle yakınlarını ziyarete gelmişken tedavilerini yapıyoruz. Yurt dışından gelen hastalarımız çok. Avrupacı hastalarımız geliyor. Peki Kübra Hanım, şimdi özellikle bizim Türkiye genelinde yaptığımız sektörünüzle ilgili röportajlarda gözlemimiz yurt dışından gelen konukların fazlalığı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yurt dışı Avrupacı hastalarımız gerçekten çok yoğun. Diş tedavilerinde özellikle Türkiye'yi çok tercih ediyorlar. Çünkü çok yüksek fiyatlar var orada. Ayrıca Türkiye'deki hekimlerimizin işçiliğinin daha güzel olduğunu kendileri fark ettiği için daha çok Türkiye'ye geldiklerinde yapıyoruz tedavilerini. Ağırlık ne geliyor mesela yurt dışından talepler yaptığınız başlıklar ya, içerisinde? İnanın birikmiş tedaviler oluyor. Komple baştan ağzın tüm tedavisini yapıyoruz diyebilirim. Bekliyorlar çünkü haklı olarak onlarda. Türkiye'ye yılda bir kere geliyorlar. Geldiklerinde de bütün tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Öncelikle Avrupacı hastalarımızın süreleri çok kısıtlı. Kısıtlı olduğu için o kısıtlı sürede yoğun bir şekilde gelip bütün tedavilerini bitirip rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gitmelerine dikkat ediyoruz. Bütün işlemlerini dediğim gibi tamamlamaya gayret ediyoruz. Peki şimdi sizi meslek grubunuzdan ayıran bir özellik var. Bana sohbette bahsettiğiniz nedir bu çalışmanız? Kliniğimizde estetik işlemlerin çok yapılması olabilir. Özellikle zirkonyumlar, lamineler çok ağırlıklı bir şekilde yapıyoruz. Budur diye biraz tahmin ediyorum. Biraz sizi meslek grubunuzdan ön plana sanırım çıkarıyor. Sanırım olabilir. Estetik çalışmalar. Aynen, anladığım kadarıyla. Aynen, evet, estetik. İnternet üzerinden zaten bununla ilgili çalışmalarımızı göreceklerdir. Evet. Farkınızı. Peki, şimdi yıl içerisinde her vatandaşın aslında ağız sağlığına dikkat etmesi gereken, yaşantı boyunca devam etmesi gereken bu hizmette nelere dikkat etsinler kendileri mesela o yıllık? Muhakkak 6 ayda bir kontrol öneriyoruz. Fakat bazı hastalarımızın ağız sağlığı gerçekten prognozu kötü oluyor. Onların 3 ayda bir, bazen ayda bir bile kontrole gelmelerini istiyoruz. Günlük bakımlarına dikkat ederlerse kontrol altında güzel bir süreç olur diye düşünüyorum. Evet, peki. Buradaki randevularınızda sonuçlar nasıl oluyor? Kısa dönütler, hızlı gelişmeler oluyor mu? Aynen öyle. Bir hastamıza tedaviye başladığımız zaman en kısa sürede bitecek şekilde programlamaya çalışırız. Çünkü tedavi uzadıkça, randevular uzadıkça hastalarda bir bıkkınlık oluyor. Malum bir diş hekim korkusu da var. Evet. Korkularına yenilip tedaviler yarım bırakılabiliyor. O yüzden başladığımız zaman en kısa sürede bırakmak da bizim hedefimiz. Çok da korkmasınlar diyelim değil mi o zaman? Çok da korkmasınlar diyeceğim ama bu pek mümkün olmuyor maalesef. Evet. Peki. Şimdi burada hijyen de önemli değil mi? Yaptığınız tabii çalışmalarda ki, tek kullanımlık malzemelerle birlikte bu süreçlerde nelere dikkat ederiz? Kesinlikle. Tek kullanımlık malzemeler, otoklavda sterilledilmiş poşetli aletlerin kullanılması çok çok önemlidir. Bu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, siz de bunu zaten şu anda uygulamaya çalışıyoruz. Yerinizde evet, uyguluyorsunuz. En ciddi şekilde. Peki sektörle ilgili böyle fuarlardır, farklı toplantılar, seminerler katılıyor musunuz? Kendinizi geliştiriyorsunuz? Katılıyorum, evet. Çok severim seminerlere katılmayı, eğitimlere katılmayı. Konya içi, Konya dışı çok da katıldığım eğitimler oldu. Evet, kendinizi de böyle geliştirmiş aynen oluyorsunuz, güncel tutuyorsunuz. Peki çalışmalarınızda sizi bugüne dek destekleyen, tercih eden şöyle konuklarınıza da
bir teşekkürünüzü alalım, son sözlerinizi toparlayalım. Tabii ki klinimize gelen, bizi tercih eden bütün hastalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok gurur duyuyorum, çok mutlu oluyorum tercih edip geldikleri için. Evet, peki ben size ve çalışma arkadaşlarınıza bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah böyle ilerleyen zamanda yeni bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah, her zaman beklerim.